Ece Bulut. Ela. Ben Aylin Şahin. Gülüyorum mesela. Abi selam. Hangi ayağın öndeyse o el? Evet. Emlamı şöyle. Burun hizası. Burun hizasında yan. Evet, yan. Atacağınız zaman da şu şekilde. Şimdi şöyle, çenede, böyle. Ayakta çevirdi. Ayak. Aynen öyle. Burnunuza getirdik. Hocam yeni bir sporcu geliyor. Yapayım hocam. Yap, yavaş dur. Teşekkür ediyoruz. İyi ki dedi boksu var. İyi ki senin gibi bir olumsal başkanımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Nice başarılar inşallah. Ben bu kızlara güveniyorum. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Dilker Çankaya, beden eğitimi öğretmenim, milli sporcuyum. Dilimde boks antrenörlüğü yapıyorum. Yaklaşık 4 yıldır dilimde boks faaliyetlerini başlattık. Devam ediyoruz. Kaç sporcumuz var yaklaşık? Yaklaşık 20-25 tane sporcumuz var. Yarısını bayanlar oluşturuyor, yarısını erkekler oluşturuyor. Dilimde çok iyi başarılar getirdik. Okul sporlarında gençlerde, federasyonda Türkiye şampiyonluğu getirdik. Türkiye ikinciliği getirdik. Türkiye üçüncülüğü getirdik. Türkiye'nin en sertten dövüşken boksörü unvanını dilime getirdik. Türkiye'nin en teknik boksörlerini, centilmen boksörlerini dilime getirdik. Şimdi milli takma sporcuları göndereceğiz. İnşallah Brezilya'da yapılacak olan Liseler Arası Dünya Kupası'nda kızımız Ecenur Bulut ülkemizi, milli takımımızı temsil edecek. Ecenur, tebrik ediyoruz seni ilk önce. Hocam nasıl bir buluşmadır bu? Biz niye bir aradayız, buradayız? Şimdi bir Didim'e geldiğimizde boks branşını başlattığımızda boks böyle insanlara farklı geliyor. Evet. İşte şiddet, çoğu şiddet olarak algılıyor. Oysa ki boks... Tam da onu soracaktım. Evet. Siz boksu nasıl tanımlıyorsunuz? Mesela arkadaşlarımız hani kadına şiddet bu kadar böyle evet. Yoğun oldu bir dönem. Bir savunma sporu. Boks kendini savunma sporudur. Özgüveni kazanma sporudur. Cesaret işidir, zeka işidir, çeviklik işidir. Boks mesela tehlikeli bir spordur diyorlar. Dünyada 16. sırada. Mesela futbol bokstan daha tehlikeli olarak görünüyor. Boks bir savunma sporudur. Buraya geldiğimde takımı kurdum da bir araştırayım dedim. Burada boksör var mı? Boksa ilgilenen var mı? Bedri Başkanımızı bulduk. Bedri Başkanımız da uzun yıllar Almanya'da boks yapmış. Ondan sonra Türk milli takımında, ordu milli takımında faaliyetlerde bulunmuş. Eski milli boksör abimiz. Kendisiyle bir araya geldik. O da sağ olsun hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Başarılarımız da her zaman yanımızda oldu. Bu bütün başarılarda onun da payı var. Biz de onu bir toplantı yaparak şampiyon boksörlerimizle Didim'in onursal boks başkanı yaptık. Başkanımızdır. Şimdi Brezilya öncesi, milli takım öncesi şampiyon sporcularımızla başkanımıza bir teşekkür mahiyetinde geldik. Bir de başkanımıza Boks Federasyonu'nun şeref plaketini getirdik teşekkür anlamında. İyi ki var başkanımız. Teşekkür çok ederiz. Çok güzel. Medri Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Milli sporcu. Başladığınızda neredeydi boks? Onursal başkan olarak. Şimdi nerede bak kızlarımız dünya, Türkiye şampiyonalarına gidiyorlar. Ödülleri var. O yıllardan bu yıllara ne değişti boksta? Benim dönemimde ben Almanya'da yaptım. Şimdi Türkiye'de boks çok popüler bir spor değildi ama yıllar geçti. Boks da iyi yerlere geldi. Türkiye şu anda dünyada bir söz sahibi. Didim'de de böyle bir hasbelkader kulüp başkanlığı yaptığım dönemlerde Dinçer Hoca ile tanıştık. Boksun zaten seven biri, ilgi duyan biri olarak böyle bir faaliyetin olduğunu görünce de ben de destek olmaya karar verdim. Olduk da elimizden gelince bir şey yapmaya çalışıyoruz. Gurur verici olan tabii ki böyle güzel sporcularımızın Türkiye'de derece almaları. İşte Türkiye şampiyonu, Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü.
bahsetti Dinçer hocam. Şimdi bunlar aslında... milli takıma gitmesi, Didim'den milli sporcunun çıkması çok çok önemli. Çok önemli. Peki hocam bu işin bütçeleri nasıl oluyor? Yani destek derken sporcularımızın özel beslenme programı oluyor, sporcularımızın ulaşım, konaklama gibi. Bunları karşılıyor mu İlçe Spor yoksa siz bütün bunları sponsorluklarla mı çözüyorsunuz? O kısımları nasıl çözüyorsunuz? Şimdi Gençlik Spor Bakanlığı'nın sporculara verdiği belli bir şey var, harcırak var. Belli bir harcırak var. Onun yanı sıra sporcuların beslenmesidir, barınmasıdır, sporcuların giyimidir, malzemesidir. O anlamda sponsor olmadan, destek olmadan bu işler yürümez yani. Evet. Destek olmadan. Mesela bu Dünya Şampiyonası'na gidecek kızımızın sadece beslenmesi, barınması, ulaşımı verilen imkanlarla olmuyor yani. O anlamda var mı bir sponsorunuz böyle bununla ilgili? Destekleyen hani iş adamları, iş insanları veya Aydın'dan veya Türkiye'den. Şimdi bizim bu yıl ana sponsorluğumuzu değerli bir iş adamımız yaptı. Subaşı İnşaat Cuma, hı hı. Subaşı ana sponsorluğumuzu yaptı. Bedir Başkan zaten bizim değişmeyen ana sponsorumuz. Yani hem başkanımız hem de boksun abisi, boksun babası. Bedir Başkan bize mesela Didim'e geldiğimizde ringimiz yoktu, boks ringimiz yoktu. Sporcularımızın hayal ettiği bir ring. Yani. Bedir Başkanımız bize ring getirdi. Bize torbalar getirdi, malzemeler getirdi. Yani şunu söyleyebilirim, eğer Didim'de gerçekten bir oluşum varsa, bir başarı varsa hep birlikte yaptık. Çok hep güzel birlikte. Bir şey. Kızlarımızı tanıyalım, kızlar sizleri tanıyalım. Boks sporu hanımlar için ne kadar kolay, ne kadar zor, kaç yıldır bu işi, bu sporu yapıyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Sırayla tanımak istiyorum. Sizden başlayalım. Ben Elan Ülkes'e, 57 kiloda Yıldızlar Kadınlar'da Türkiye ikincisi oldum. 2,5 yıldır yapıyorum. Yani açıkçası eğitim sürecinden sonra asıl şey başlıyor. Ve bence Türkiye'nin bu halinden sonra tüm kadınları böyle savunma sporlarına yönlenmesi çok iyi. Aslında kadınlar savunma sporlarına yönleniyorlar. Bunu gözlemliyoruz. Tekvandoydu, işte dövüş sporları. Boksa mı davet edelim kadını? Daha mı çok boks yapsın? Şöyle bir şey var. Hani yumruk şiddet var işin içinde. Burun estetiği işte bir zarar. Bugüne kadar bir yerin kırıldı mı? Yok şu an. Kırılmadı. Başarılı bir sporcu kendisi hocam o zaman. Boksa bir de şey var. Müsabakalarda koruyucu var. Evet. Mesela sporcu müsabakaya çıktığından sporcunun dişliği var. Bandajı var. Kafasına taktığı kask var. Sporcuyu koruyoruz aslında. Koruyor. Ve sporcular göründüğü gibi birbirlerini dövmek üzerine değil, orada müsabakada kazanmak üzerine bir yarış halindeler değil mi? Öyle. Aynen. Dışarıdan... Satranç gibi, kaleye gol atmak gibi, böyle eskrim gibi. Boks aslında öğrenildiği zaman yumruk vurmadan yumruk vurma sanatıdır. Eğlence oluyor. Oyun gibi oluyor. Yani boksu yapanlar vazgeçmiyor. Ailen ne dedi başladığında? Ya açıkçası ailem bir herkes gibi bir tepki göstermişti. Yani boks, emin misin burnun kırılır falan. Ama sonra bir güzel bir başarı geldiğinde bu sefer onlar daha fazla gururlanıyor. Bu yüzden de çok iyi bir şekilde destek veriyorlar. Antrenörümüz de aynı şekilde. Böyle herkesin kaç desteğiyle. Saat çalışıyorsunuz? 2,5. Her gün düzenli antrenman yapıyorsunuz. Sporcu disipliniyle yaşıyorsunuz. Şampiyonalara giden arkadaşımıza soralım. İlk önce sen kaç yıldır şeyin içindesin bu? Aynı yaklaşık 2,5 yıldır. Birlikte mi başladınız? Evet. Neredeyse aramızda çok ay farkı yok. Birbirinizi mi davet ettiniz? Birbirinizden görüp yani... Biraz öyle oldu. O başladı, devam ben. Arkasından arkadaşım da öyle. 2,5 yıldır yapıyoruz bu sporu. Özel besleniyorsunuz ve şu an Brezilya'ya gideceksin. Milli sporcu olarak. Ne söylemek istersin kızlarımıza? Bu spora ilgi duyan belki de hani ilgilenip de dokunmaya, temas etmeye fırsat bulamayan. Şöyle söyleyeyim. En başta herkes ön yargılı yaklaşır zaten bu spora ama sonradan hani gerçekten bir başarı elde edildiği zaman onun gururu o kadar büyüktür ki hani antrenörün emekleri, bizim emeklerimiz, başarılarımız, çabalarımız onun karşılığını aldıktan sonra zaten her şey o kadar güzel oluyor ki yani ön yargılı yaklaşmak değil de hani gerçekten istemek lazım. İsteyince
sonrası zaten o kadar her şey güzelleşiyor. Herkes mutlu oluyor yani. Hiç öğrendiğiniz yumruk atma o tekniğini bir yerlerde dışarıda kullandığınız oldu mu? Centilmen bir spor. Siz de tanıyalım lütfen. Ben Aylin Şahin. Gençler liseler arasında Türkiye üçüncüsü oldum. Artı 81 bisikletinde. Benim de ailem en başta arkadaşlarımın ailesinden daha da fazla tepki gösterdi. Kullandığı cümleler hatta hani işte erkek sporu yapamazsın gibi gerçekten. Ve benzeri cümleler oldu. İşte bir iki ayımızı doldurmadan ben de arkadaşlarım gibi güzel başarılara imza atınca onlar da haliyle şu an tam gaz destekliyorlar. Diğer kızlara ne söylemek istersiniz? Siz üçünüz de çok kıymetli sizin söyleyecekleriniz. Ödül almış, şampiyonalara gitmiş. Artık işin maddi manevi hani tatminiyle, motivasyonuyla hareket eden sporcu kızlar olarak, boksörler olarak birer cümleyle ne söylemek istersiniz kızlara? Bence yani şu an herkesin başlaması gereken sporlardan biri. Önünüz açılıyor başta eğitimden. Sonrası yurt dışlarına çıkıyorsunuz. Örneğin arkadaşım Brezilya'ya gidecek. Yani bu yaşta böyle başarılar elde etmek çok iyi. Tanınıyorsunuz da zaten. Bence hem de böyle eğitimden daha çok da ülkemizden dolayı hem bir savunma sporu oluyor onlar için. Hem de sağlıklı bir yaşam. Evet. Senden alalım lütfen. Özellikle bu yaştaki kızlarımız hani sokakta yürürken daha bir çekingen oluyorlar bu devirde, bu nesilde. Hem kendine yani bir kız olarak kendimden bahsedeyim, öyle bir özgüvenin geliyor. Mesela daha rahat yürüyorsun sokakta, saati, konumu dert etmeden evine daha rahat gidebiliyorsun. Bu kadar. Özgüven geliyor. Aynen öyle. Direkt hani en başta söylediğim gibi asla önyargılı yaklaşılmaması gereken bir spor bu. Şöyle yani diyecek bir şeyim çok yok. Çevremizdeki insanlarla işte... Ya ailelere mesela yani çocuklar bu sporla ilgilenmek istiyordur da anneler babalar durduruyordur. Sizin aileleriniz tabii ki olur. En başta tüm sporcunun olmuştur. Ailelere bir şey söyleyeyim. Hani kendi yaşadığımızdan yola çıkarak... En başta tüm sporcuların tabii aileleri böyle sporlara karşıdır tabii ki. Ama işte başından beri söylediğim gibi önyargılı yaklaşılmaması gerekiyor. Babam hiç istemiyordu bu sporu. En büyük destekçim şu an antrenörüm ve babam. Gerçekten teşekkür ederim ona. Biz sizlere teşekkür ederiz. Hocam hangi tarihlerde nasıl yarışacaklar? Sizden nereden takip edebiliriz kızlarımızın başarısını, müsabakalarını izleyelim, bu konuya ilgi çekelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim de kızımız geçen yılın da Türkiye ikincisi, yine kızımız Yıldızlar geçen yılın Türkiye ikincisi. Şimdi bokstan dolayı ben öğretmen oldum. Nasıl öğretmen oldum onu anlatayım. Bu sporu yaptığında, milli sporcu olduğunda, ülkemizi temsil ettiğinde, milli sporcu olduğunda üniversitenin beden eğitim bölümüne sınavsız girebiliyorsun. Ve 4 yıl üniversiteyi bitirdikten sonra sınavsız öğretmen olabiliyorsun. Ben boksa ağırda başladım. 6. sınıfta başladım. Defalarca milli oldum. Bokstan dolayı çok ödüller kazandım. Bokstan dolayı üniversiteye sınavsız girdim. 17-18 yıldır beden eğitimi öğretmeniyim. Yani bu sporu yapanlar milli sporcu olduklarında eğitim öğretim hayatları çok farklı oluyor. Ülkemizi temsil ediyorlar. Sınavsız öğretmen olabiliyorlar. Hayatlarını kurtarabiliyorlar. O anlamda bunun erkek sporcularımız da var. Başarılı erkek sporcularımız da var. Şunu derim. Öncelikle özgüven, sağlık. Ondan sonra hayatta bir basamağa tırmanma, üniversite, spor yapın. Direkt sınavsız devlet memuru olabiliyorsun. Ondan sonra bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırma. Herkesi bekliyoruz. Burada gençlik sporda, Atatürk Spor Salonu'nda, yaz spor okullarımızda başlamış. Bütün velilerimizi, öğrencilerimizi her yaştan bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi boksun onursal başkanı Bedri Bey'e soracağım. Bedri Bey, ring, torba ne gerekiyorsa yapmışsınız bugüne kadar. Gurur mu kızlarımızın böyle gitmesi? Ne hissediyorsunuz? Ya tabii ki yani... Keşke imkanlar iyi olsa, iyi salonlarda çalışsa çocuklarımız.
Yani bütün spor dallarında biz Türkiye olarak, didim olarak biraz bu konuda fakiriz. Alan olarak. Hı hı. İşte futbolda da sahalarda eksiyiz. Salonda da eksiyiz. Çalıştığı alanda yeterli değil ama öyle bir alanda bile çalışmaları ve Türkiye'de derece almaları gurur verici. Yani o imkanlar olsa daha farklı şeyler de alıp çocuklarımız işte dediğim gibi Türkiye'nin, dünyanın her yerinde bize madalya getirirler. Dünyanın birçok yerine bize İstiklal Marşı'nı okuturlar. O inşallah o günü göreceğiz. Biz de yani bunlar tabii gurur verici. Huzurunuzda Bedir Başkanımıza, Onursal Başkanımıza Boks Federasyonu'nun bir hediyesini takdim edeceğiz. Şampiyon sporcularımıza birlikte vermek isteriz. Buyurun siz de el atın, el uzatın. Başkanımıza huzurunuzda spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün Didim'in elit insanlarını, değerli insanlarını spora ve sporcuya destek için çağırıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımıza teşekkür Size ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Bak gurur verici. Sizin her zaman bak da daha çok gurur verici. Teşekkür ederim. 3. Kocaman bir alkışlarımız. Biz gençlerimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Kocaman, canı gönülden gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben bu kızlara güveniyorum.